efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi ki bizden ayrılmadınız, iyi ki varsınız. Ben sizi orada hissettikçe daha keyifli konuşabiliyorum. Evet, şimdi konuğum Serkan Soyalan'ın ikinci kitabı Dedem Ahmet Gürses'le başlıyoruz ve bu bölümü hep bu kitabına ayırıyoruz. Evet. 2,5-3 yılda bitti kitap. Dedeni bana bir çocuk gözüyle, bir de şimdi genç gözüyle bir tanımla bakalım. Nasıl bir dede ki bu, senin için çok önemli. Her fırsatta ben seni tanıdım tanıyalı. Hocam bir vefa borcum var. Dedemi anlatmalıyım diyordun. Vallahi ben 98'lerden bunu hatırlıyorum. Şöyle yazıyor kitabın üzerinde: Elveda. Bu şiir kime ait? Önce onu soralım. Bu elveda bir ilahi aslında. Evet. Ve bunu deden mi söylerdi ki aklına geldi, bunun üzerine kullandım. Dedemin çok sık okuduğu, severek bir okuduğu ilahi. Bir şeydi ve kendi el yazılarıyla evet, aktardık anladım. Oraya. Anladım, çok güzel. Gayet okunaklı, güzel bir el yazısı. Kapak tasarımı da Cenk Mutluyakalı'ya ait kitabın. Cenk elleri dert görmesin. Bir teşekkür etmemiz teşekkür lazım. Teşekkür edelim, evet. Dedem Ahmet Gürses aslında benim hep aklımda olan bir şeydi. Siz evet. dediniz ya, programın başında çok güzel bir bölüm okudunuz bir kitabın içerisinde. Evet. Hayallerinizin ya. Peşinde koşmalısınız. Tabii tabii. Devamlı yoksa hayal. Yoksa koşmuyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Şu anda nasıl yaşıyorsunuz dedik. Evet. Ben de çocuk yaştan itibaren gazetecilik yapıyorum. Ve gazeteci... Aman onları es geçtik. Dur şimdi, kaç yılından beri hangi gazetelerde yazdın? Bir sürü televizyonda program yaptın, hala yapıyorsun. Onu belirtelim, sonra geçelim kitaba. Hadi. Unuttuk lise o bölümü. Lise 2'ye gidiyordum. Gazetecilikte ilk buluşmam ki Halkın Sesi gazetesine gitmiştim. Evet. Orada Akay abi vardı, Akay Cemal. Şu an beraber çalışıyoruz, çok mutluyum. Evet. Ve ben gazeteci olmak isterim dedim. Orada başladı yolculuğum. Çok güzel. Ardından Yeni Düzen Gazetesi, evet. Kıbrıs Gazetesi. Sonra hem köşe yazarlığı yaptın, hem araştırma, spor üzerine de yazılarım vardı. Spor yazarlığı da yaptım. Evet, yıllarca hatırlıyorum. Sporun içinden gelmiş bir olarak spor haberleri de yaptım. Hı hı. Ardından asker ve gidip geldim. Evet. Genç TV'de başladın. Başladım. Spor programları yaptın, siyasi politik programlar yaptın. Yani hiç elinin değmediği program. Bol çeşnili böyle bir pasta evet, var evet. önümüzde. Çok güzel. Nefesimizin yettiği kadar, dilimizin döndüğü kadar devam da edecek, yapmaya tabii, çalışıyoruz. Tabii. Şu an Kıbrıs Gazetesi'ndeyim yeniden. Hı hı. Editör olarak orada görev yapıyorum. Gerek televizyonda programımızla program beraber. Program yapıyorsun. Gerekse evet. Gazetedeki editöryamızla beraber devam ediyoruz. Çok mesleki güzel. Anlamda çalışmalarımıza. Hep devam et. Çünkü gazetecilikte, televizyonculukta insanı çok canlı tutan çok güzel meslekler. Yani hiç emek veriyorsanız eğer mutlaka karşılığını alıyorsunuz. Tabii bu maddi bir karşılık diye düşünmeyin efendim. Manevi doygunluğu dünyaya değer. Evet. Ve o yaşlarda hocam başlayınca hep araştırmaya meraklıydım. Tarihe çok meraklı biriyim ve sürekli araştırıyorum. Evet. Sürekli didik didik ediyorum tarih öğeleri. Arada hemen kitapları kontrol ettin. Hocam şu kitabı isterim, ha haberiniz olsun. Tekrar size getireceğim, bir fotokopi alayım filan dendi. Kaşla göz arası. Yaptım yani onu. Gözden kaçmıyor. Yok, yok. Çok güzel bir çünkü, şey. Çünkü bende bir huy çok var güzel. Hocam. Araştırdığım konular üzerinde detaylı araştırıyorum. Ve o konuyla ilgili de arşivcilik yapıyorum. Ki bu arşiv evet. Bir hastalığa dönüştü artık. İşte o arşivcilik ama seni buna götürüyor. Yani evet. Bir kitabı yaratmak kolay bir şey değil. Değil, değil. Öyle oturup da iki satır yazmakla olmuyor bu. Keşke olabilse olmuyor ama. Yok, iyi ki olmuyor. Evet. O zaman herkes çala kalem bir şey yazardı. Anlamı kalmazdı. Evet. Ve bu noktada da dedemle geçirdiğimiz o çocukluk anıları, çocukluk evet. hatıralarının yanında son dönemde onun... Yapmış olduğum mesleği yaşım ilerledikçe daha bir anlar. Anlamlandırarak daha bir, algılıyorsun. Farklı evet. gözle bakarak değerlendirdim. O değerlemeleri de, evet. değerlendirmeleri de notlar aldım. Şimdi doğum tarihinden başlayalım dedenin. Dedem 31 doğumlu. 1931'de evet. Allah BAFTA uzun ömür versin. Dünyaya geldi. Ne güzel. BAFTA geçen bir çocukluğun ardından yaşanılan bazı kötü hadiseler vardı. İşte kardeşinin vefat etmesi, babasının denizde kaybolması, vefat etmesi. Acılı bir çocukluk döneminden sonra Lefkoşa'ya geliyor annesiyle evet. beraber. Ve Lefkoşa'dayken tek çocuk mu? Yok. Tek çocuk başka değil. Çocuklar başka da çocuklar var da ama var. Evet.
Atlas'ı var. Filistin'de, oradan Ürdün'e giden. Evet, sizin bir de o araştırmalarınız da var. Evet, Filistin'e satılmış kadınlar veya o dönemin... O konuda da bayağı bir yoğun araştırmalarımız oldu. Araştırmaların var, evet. Ve Lefkoşa'ya geldikten sonra meraklıydı din konusuna. Ezanın makamlarına, evet, okunan ilahilere bir çocukluk merakıydı. Evet. Ve o almış olduğu hocalarından, üstadlarından aldığı derslerle, evet, yavaş yavaş bu sektörün bir imamlığın içerisine girdi. Evet. Benim çocukluk anılarımda, ben bir memur çocuğuyum. Annem, hı-hı, babam memuriyetten geliyor. Evet. Biz hep okul sonrası zamanlarımızı işte anneannemin, dedemin evinde geçirdik. Evet. Ve bilhassa yaz dönemlerinde dedemle beraber Selimiye Camii'de, o bölgede geçti benim çocukluğum. Evet. Ve orada ezan sesiyle dolu bir çocukluk. O tarihi doku, Bandavulyası, evet, Arastası, hı-hı, Selimiye, o çevresi, Camii, o, evet, çevrede artık gide gele orada bir tarihi dokuyu içselleştirdim. Evet. Ve hep oraya gittim de elim kalem tutmaya başladım, notlar alırdım. Ne güzel. İşte çevredeki yaşam koşulları, insanlar, evet, insan kişilikleri. Evet. Küçük el sanatkarları falan, onlar el becerilerini sergiliyor. Tabii o dönem ürküyordum da. Cenazeler Selimiye'den kalkıyordu. Tabii. Ve cenaze tabii geldiğinde... Çevresinde yorgancılar, yastıkçılar... Saklanarak seyrediyordum. Bakırcılar. Yani evet, bir yerden bir ürkme gelirdi. Hmm. Çocuk haklı tabii. Tabii tabii. Yaşım ilerledikçe dedemle sohbetlerimiz derinleşti, paylaşımlarımız arttı. Daha yaşının üstünde bir olgun çocuk oldun dolayısıyla herhalde. Yani 17-18 yaşına geldiğince artık dedemle tarihi ondan dinlemeye başladım yaşadıklarını. Çünkü kolay bir meslek değildi. Evet. Düşünün ki biz bir tanıdığın cenazesine gidiyoruz. Bir yakını, hı-hı, rahmetli oluyor. Evet. Birkaç gün isteriz kendimize gelelim. Doğru. O cenaze ortamındaki, evet, acıyı, evet, hissetmek. Düşün ki deden hemen her gün mesleğiniz, bir cenaze oluyor. Mesleğiniz ve, bu olsun. Evet, ve mesleğiniz gün, sizin bazı bu. Bazı gün, iki kez, üç kez cenazeler geliyor. Evet. Ama işte metaneti öğreniyor. Nasıl doktorlar hastalarını kaybetmeye alışıyorsa, herhalde hayatın bir tarafı da bu. Kitabın zaten, çıkış noktası derler, da bu zaten. Evet. Yani bu... Acılar içerisinde gülmeyi becerebiliyorsa bir insan eve gelince, hı-hı, yüzünde, hı-hı, bir tebessüm olabiliyorsa. Evet, o sevgiyi yayabiliyorsa çoluğuna, çocuğuna, torunlarına. Bu yazılmalı. Yazılmalı yani, diye düşündüm. Yani bu, evet, bunu diğer insanlara da anlatmalı. Ya da, hı-hı, bu dünyaya bakış açısını, bu perspektifi ben nasıl bu satırlar arasında alabilirim, anladım, diyerek yola çıktım. Evet. Sürekli bir şekilde de Neriman Cahit hocam olsun, evet, Yıltan Taşçı hocam olsun, yüreklendirdiler. Cemal Unalt müezzin olsun. Evet. Ne zaman okuyacağız? Ne zaman okuyacağız? Hadi. Evet, evet. Ben de hep şey demiştim. Dedem hayattayken bu kitabı yazmalıyım. Çok güzel. Yani bir vefa borcu gibi oldu. Yani, dedeciğinin senin çocukluğundaki izlerine bir teşekkür oldu bu. Bakalım. O şekilde çıktı hocam. Kitap, evet, hikayesi böyle oldu. 2016 diyor. Bununla ilgili bakalım dedeme deyip de. Ön sözü Cemay Onalt yazmış sana. Çok güzel. Hı hı. 8 Mart 1931, yaklaşık 85 yıl. Kolay kolay sığdırılamazdı elbet bir ömür satırlara. Ele aldığınız kişi dedenizse, üstelik aydın kimliği, renkli kişiliği ve mücadeleciliğiyle yaşayan bir tarihse, Kıbrıs'ın Ahmet Gürses hocasıysa. Gürses soyadını da herhalde bir bilinçli alış vardı değil mi? Şu şekilde oldu onun hikayesi. Lefkoşa'da 4 tane hoca, müezzin var, evet, hoca müezzin var. Dördü de Ahmet. Evet. Ahmet Hoca denildi mi? Hangi Ahmet? Hangi Ahmet? Büyük Ahmet, küçük Ahmet, ama 4 tane. Sarayönü Camii müezzinin adı Ahmet. Ahmet. İplik Pazarı Ahmet. Ahmet. Selimiye Camii Ahmet. Bir başka Ahmet daha var. Bir gün dedemin hocası demiş ki, gel sana biz Gürses Ahmet diyelim. Sesin, evet, çok gür. Tamam. O zamandan o Gürses'lik kaldı. Evet, soyad, lakap soyad oldu. Tabii yaşanılan bazı hadiseler vardı o dönem. Farklı camilerde görev alarak dedem Selimiye Camii'ye geldi. Ve
o camilerde yaşadıkları vardı. Gerek İplik Pazarı'nda, gerek Sarayönü Camii'de. Evet. Onları da yazdık kaleme. Çok dedemin güzel. Mesleki anlamda her kitabı ben 2-3 bölümlüden oluşur diyebilirim. Hı-hı. Onların içerisinde benimle de dede torun ilişkisi. Bak ama bugün özel bir gün. Ben istediğim sayfayı açabiliyorum. Gürses soyadı. Gürses soyadı çıktı. Mükemmel, benim, çok güzel. Bugün bence siz piyango bileti almalısınız hocam. Almalıyım değil mi? Kesinlikle. Bugün benim galiba bir özel günüm. Yıl 1949'da Sarayönü Camii'ne nakledildim. Orada birkaç sene görev yaptım. Değerli hocam herkesin sevdiği saydığı İpsilatlı Salih Efendi'ydi. Bir gün öğle namazında cemaatin toplandığı bir anda beni çağırdı. Bana herkesin içinde dedi ki Tahtakale Camii'nin müezzininin ismi Ahmet. Ömeriye Camii'nin müezzini ismi Ahmet, Sarayönü Camii'nin müezzini sen Ahmet, gel sana bir soy isim verelim de dedi. Hocam bana Gürses soy ismini verdi. O devirde güzel ezan okurdum. O gün bana vermiş olduğu Gürses soy ismiyle halk tarafından tanındım diyor. Çok güzel. Peki bu hani anlatırken onun çocukluğundan mı başlayarak evet, gitti? Doğumdan aldık. Çok güzel. Peki aşağı yukarı herhalde bölümlere de ayırmış olmalısın. Başlık yani, başlık ayırdık. Başlık başlık ayırdın, devam etti. Çok güzel. Peki kendi eline bunu aldığı zaman sana ne dedi? İlk gün tabii kitabın çalışması için son dönemlerde bayağı bir beraber oldunuz. Beraber olduk. Tabii. Sağlığı da biraz rahatsızlanmıştı. Bir ara duymuştum senden. Dedim, evet. Hızlanayım bir. Evet, evet. Ne olur ne olmaz. Ben tabii bitireyim de. Peki eğer okuduğun yazdığın sayfaları ona zaman zaman okuyor muydun? Zaten yazdıktan sonra üzerinden bir geçtik beraber böyle. Aa, işte, ne mutlu, ne kadar güzel şu bir şey. Var, şu nokta var. Hala evet. Kitap bitti, arandık. İlk elime aldım. Gittik direkt kendisine. Dedim hocam Allah işte kitabım. O gün bir ağladı böyle. Çok mutlu oldu. Mutluluktan gözyaşı dedim. İyi mi yaptım, kötü mü yaptım? İşte hasta da olmasın yani kitabı eline aldı böyle. Evet, Allah korusun. Yani evet. Kitabını eline aldı. Onun o mutluluğu sonra kitap tanıtımları oldu. Yine evet. Dedemi yanında de aldı. Götür. Tabii dedemi de götürdüm. Harika. Dedim ki yani daha çok kendisi anlatsın kitabını. Tabii. Ben sadece bir aracıyım. Hı hı. Bir de aslında yaşarken kitabın yazılması daha güzel diye düşünüyorum. Daha bir manidar ben. Onun değil için. Değil mi? Bence de. Bence de öyledir. Onun bir takım alışkanlıklarından da söz ediyorsun. Sayfa 194'te az şekerli kahve diyor. Evet. Ahmet Gürses Hoca kahveyi az şekerli ve fincan tam dolu olmadan içer. Yani yarımın biraz daha üstünde. Kahve saatleri de bellidir. Yemeklerden sonra kahvesi kendisine sorulmadan yapılır ve getirilir. Kahvenin yanında yine vazgeçilmezi elinden düşürmediği sigarası. Hala kestiremedik. O yapılabilecek bir şey değil. O zaten onunla doğmuş büyümüş bırakmaz yani kolay şimdi kolay. Eskiden uçaklarda içiliyordu. Buradan evet. Tabii içmeyelim. Yani evet. İzleyicilerimizi uyaralım da kötü bir alışkanlıktır. Elbette, elbette. Zararlıdır. Ama yıllarca onu içen hala şu anda devam eden de var. O onların tercihi diyelim. Dedem bir de gittiği yani çok gezmeyi seven bir adamdı. Evet. Londra'da, Ürdün'de, Türkiye'de birçok yere seyahatler ediyordu. Evet. Yanında biz de götürüyordu giderken. Tabii. Ve uçaklarda içiliyordu. Elinden düşürmüyordu yolculuk boyunda uçağın içerisinde böyle. Ve bizi ayrı bölüme koyuyorlardı çocuk ya biz çocuk yaşında. Çocuk olduğunuz için. Farklı bölümlere evet. Yerleştiriyorlardı. Hala o alışkanlığını sürdürüyor. Kötü bir alışkanlık. Evet. Yine kitaptan bahsedecek olursak. Tabii. Tabii. Kitabı yazarken dede torun ilişkisi çünkü bazı daha sıcak oldu eminim şimdi yakınlığınız yoksa eleştiriyor muydu da? Ben zaten dedemle sürekli bir şekilde birbirimizi incitiyorduk. Öyle mi? Ha, böyle dedemle, bir tatlı bir didişmeniz var. Ters evet. Düşümlerimiz de vardı. Ha. Ve o ters düşümlerimizle beraber kitabın içine onları da yazdık. Yani çok güzel. Örnek çok güzel. Gösteriyorum. Ben böyle militarist yapının dışında durmayı yeğledim askere. Ama o da istedi belki çok geç de bazı gittim askere. Bölümleri. Evet. Dedem beni mesela askere gittiğimi görünce şu ilk ziyarete geldi. Öyle bir duygulandı. Hah dedi. Şimdi i̇şte oldu dedi. Şimdi adam oldun dedi. Yani değil mi? Böyle evet, öyle bir hissetti. Şey oldu. Seni dedi böyle görecektim sevindi. Dedi artık dedi. Tamam. Tamamdır. Çok güzel. Bunları da yazdık kitap içerisinde. Çok güzel. Siyasi anlamda dedemle mesela ters
siyasi partileri destekledik yıllarca. Evet, evet. Onu da kitaba dahil ettik. Hatta... Ama zaten marifet bu. Bak, farklı iki uçta olup o sevgiyi ve saygıyı yitirmemek. İşte o... Hala bir arada şakalaşıyor çok, olabilmek. Çok, çok. Yani onu yani, çok yapıyorduk. Kimse kanlı bıçaklı değil. Farklı partide görüşte olabilirsin. Hani bu Fenerbahçeli Galatasaraylı hikayesine dönüyor ama evet. Aydın bir kişilikti. Cemal'in ön sözde belirtmiş olduğu evet, gibi. Aydın bir kişilik, evet. Kıbrıs'ın dilinden anlayan, Kıbrıslı'nın düşüncelerini anlayabilecek olan bir evet, din görevlisiydi. Hı-hı. Bir imamdı. Tanrı uzun ömürler versin, sağlıkla, evet. Ezanın Türkçeleştiği yıllarda Türkçe ezanı okuyan bir adamdı evet, ve bir din adamıydı. Yani bu da bir adımdır ya da bu da bir tarihtir sonuçta, bir milattır. Hiçbir zaman gericiliği, yobazlığı olmadı, benimsemeyen, tamamen çağdaş bir din adamıydı. Kemalist düşüncelere evet, sahip olan, hatta bir gün oturduk konuşuyorduk bir konu üzerinde, beni aradı. Gel gel dedi de sana bir şey göstermem gerekir kitabın hazırlık sürecinde. Çıktım gittim. Evde bir şey buldu herhalde. Bir fotoğraf bulmuş. Mustafa Kemal arkasında din görevlileriyle beraber evet, elleri açık dua ediyor. Tabii. Bak dedi bu fotoğrafa dedi. Ben de bunu aradım kaç zamandır dedi. Ne kadar güzel televizyonda bir dedi şey. Mustafa Kemal'in dedi dine karşı olduğunu söylediler dedi. Ama bak dedi bu fotoğraf bak, dedi ne kadar kanıtlıyor, örnektir dedi. Ne kadar güzel. Şimdi ben son söze bir göz atıyorum ve senden ayrılıyoruz izninle. Son sözde şöyle diyorsun. Dedem Ahmet Gürses'in hayatını ne kadar kaleme alsam da hep bir şeyler eksik kalacak sanki. Yazdıklarımı dönüp okuduğum zaman unuttuğum, atladığım daha birçok anı, anlatı ve tanıklığın kitaba giremediğini üzülerek görüyorum demişsin. Ben de diyecektim ki zaten kitapta eksik, hani okuduktan sonra hep buluruz. Şiir kitabımızda olsun, yazdığımız kitapta olsun. Mutlaka eksiklikler olmalı var ki bizi yeni bir kitaba taşısın diye düşünüyorum. Ben çok teşekkür ediyorum programa katıldığın için. Ben teşekkür ederim hocam. Yine yakınlarda yine görüşelim, buluşalım. Birazcık daha üzerinde konuşalım. Kesinlikle. Böyle tadı damakta kalan kesinlikle, bir çok söyleşi teşekkür oldu. Ama aynen, ne yazık ki süremez bu kadar. Geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum hocam. İyi ki varsın. Ayağına sağlık. Benim için büyük bir keyifti. Sizlerle beraber olmak, kitapları konuşmak, sanatı konuşmak güzeldi. Tüm izleyicilerimize de bir kez daha teşekkür ediyoruz. Evet, kanalınız için de kolaylıklar diliyorum. Efendim, bir programımız daha sonuna geldim. Sizlerle olmak çok keyifliydi. Elbette konuğumla olmak da bir o kadar keyifliydi. Sağ olsun, var olsun. İyiliklerle, güzelliklerle kalın ama en önemlisi huzur hayatınızdan hiç eksilmesin efendim. Güne merhabalarla başlayın. İçiniz kıpır kıpır. Siz, siz oluverin. Aydınlık gülüşleriniz ısıtsın yürekleri. Gözleriniz çakışsın, sevgiler akıtsın. Selamınız, saygınız, insanlık onuruna yakışsın. Çünkü siz farklısınız.